Malezya'da teslimatlarımız devam etti. Malezya'daki 8x8 projesinde. Orada ana teslimatları müşteriye ortağımız Devtek firması yapıyor ama FNSS'in sorumlulukları altında buradan teslim edilmesi gereken bütün kitler, kalemler teslim edildi. Orada da süreç içindeki desteğimiz devam ediyor. Bu yıl sonu, bu yıl itibariyle de teslimatların tamamlanması öngörülüyor yıl sonuna kadar. Yine diğer bir önemli ihracat projemiz Umman. Yine 8-8 ve 6-6 araçlar kapsamında teslimatlar devam etti. Bütün sözleşme gereği yapılması gereken teslimatlar yapıldı. Umman'da önümüzdeki yıl, yani daha doğrusu bu sene 2020 yılı içinde teslimatları tamamlanıp lojistik destek sözleşmesi kapsamında hizmetlerimiz sürecek. Dolayısıyla iki önemli sözleşmenin başarıyla sonuna yaklaşmış bulunuyoruz ihracat sözleşmeleri anlamında. 2019'un bir diğer özelliği de iki önemli ihracat pazarına hedeflediğimiz şekilde girmiş olduk. Bir tanesi hepinizin malumu biliyorsunuz, orta ağırlıkta tank, Kaplan orta tankın ilk satışı bu yıl itibariyle, geçtiğimiz yıl sonu itibariyle gerçekleşmişti. Şöyle ki, ortak üretim anlaşması imzalanmıştı. Bir diğer önemli pazar bizim için Filipinler. Orada da büyüklük olarak çok yüksek rakamlardan, 100 milyon dolarlardan bahsetmesek de önemli miktarda iki değişik sözleşme imzaladık. Bunlardan birinde kule satacağız. Diğerinde de bizim daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiğimiz ve envanterde de şu anda yoğunlukla kullanılan Azmim, yani zırhlı istikam aracı Filipinlere, ondan da bir miktar satacağız. Dolayısıyla onun sözleşmesini de imzaladık. Filipin'le ilgili teslimatlar 2021'de başlayacak. Evet, sözleşme yıl sonu itibariyle kabul edildi. 2019'u iki yeni pazarın sözleşmelerinin imzalanmış olması açısından da bizim için heyecan verici oldu. Dolayısıyla 2019'u bütün bu bilgiler çerçevesinde gayet başarıyla tamamladığımızı söyleyebilirim. Yine yurt dışında özellikle Orta Doğu'da yeni proje imkanları var. Bunlardan da önemli ve güzel haberleri olduğunda inşallah sizlerle paylaşacağız. İş, yeni iş anlamında, yeni projeler anlamında 2020'den beklentimiz oldukça yüksek. Bunun üzerinde yoğunlaştık, uğraşıyoruz. Yine Türkiye Cumhuriyetlerinde bir girişimimiz olacak. Onunla ilgili çok 2020'de bir haber çıkacak değildir ama tohumları ekiliyor.